Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün Kapalı Çarşı'dayız. Kapalı Çarşımızın kültürel ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra öne çıkan ustalarımız da var. Bugün de çok önemli, kıymetli bir ustamızın yanındayız. Haçık Usta'nın yanındayız. Haçık Usta ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli bir mücevher ustası. Kendisiyle hem sektörümüzü hem de kuyumculukla ilgili çeşitli konuları görüşeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, şimdi Haçık Usta'nın yanındayız. Kendisine sektörümüzle alakalı bazı sorularımız olacak. Ustam, öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleriyiz, eksik olmayan ustam. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ustam, öncelikle mesleğe ne zaman başladınız? Bayağı oldu sanki. 1973 yılında 9 yaşındayken çarşıya Haçık Usta'mın yanında çıraklık, eski adıyla yamaklık olarak başladım. O günler bugünleri getirdi. Bu yıl 50. sanat yılımı değerlendiriyorum. 50. saniye dediğim, ben hep her bir yılıma saniye olarak görürüm. Çünkü meşakkatli bir mesleğimiz var. Başarı başarıyı doğuruyor. Başarının altındaysa tamamen işe aşk, işi kime yaptığına saygı ile başlar. Mesleğimize halen aşığız. İlk günkü gibi heyecanla, hiç eksilmeyen heyecanla, tamamen de artarak, her gün artarak geldiğimiz bir işimiz var, sanatımız var. İnsanları mutlu etmek gibi bir ön sezimiz ve hareketliliğimiz var. Ustam, kuyumculuk mesleğinin ülkemizdeki öneminden biraz bahsedebilir misiniz? Kuyum ve mücevher paralel zaten. Şöyle söyleyebilirim. Bu zamanlara kadar çok güzel geldik. Harika bir altyapı, çarşı terbiyesinden kaynaklanan Anadolu ile İstanbul sentezi, ahilik terbiyesiyle başlayıp çarşının kendine göre iç mutfağındaki güzel kurallarıyla geldik. Geldik, teslim aldık bu bayrağı, çok güzel çocuklar yetiştirdik. 26 tane övündüğüm çırağım var. Geleceğe de onlarla umutla bakıyorum. Çünkü onlar da benden, benim de ustamdan aldıkları, ustamın da ustasından aldıklarıyla bugün her birisi dünyanın bir yerinde gene mesleklerini en güzel şekilde sürdürüyorlar. Gelecekteki çocuklarımız için nasihat değil, ancak öneride bulunabilirim. Haddim değildir çünkü. Birincisi, mesleklerine aşık olmalarını istiyorum. İki, sabır istiyorum. Birdenbire bir yerlere gelip başarılı olma şansı dünyanın hiçbir sektöründe olmadığı gibi aslen bizim mesleğimizde de hiç yeri yok. Sabırdır, her gün çalışmaktır, her gün biat etmek zorunda olduğunuz bir sektörümüz var. Ha, bu heyecan nereden geliyor? Bu heyecan meslek aşkından gelir. Mesleğe aşık olmayıp bunu bir iş gibi düşünen gençlerimiz, bu bir iş değil, bu bir aşk. İş gibi düşünürseniz iş gibi kalırsınız. İleriye dönük hedefleriniz olmaz. Her yaş diliminde anlatımdaki ezber. Tabii ki ben de ezberlere çok inanırım. Çoğuna da inanmam. Gençlerimizden isteyen hedef belirlemeleri. Hedefsiz bir gencin ulaşma şansı ya da çabalama şansı yok. Ve hedef belirledikten sonra her gün çalışma ve sabırla. Başardım yok. Ki ben de bunu söylüyorum. 50. yılı bitirdikten sonra başardım diye bir unsur yok. Her gün başarıya koşma. Zirve yok. Zirveye çıkmak için her gün yokuşu çıkmak zorunda olduğunuz bir gelecek. Başarıyı ne zaman hissediyorsunuz? Zaman sizi zaten itiyor bir yerlere. Bak ne güzel yol yürümüşsün. Tabii arşivleyin kendinizi. Ben hep bunu söylüyorum. Neredeydin? Bir sene sonra nereye geldim? İkinci senede ben buraya gelmek zorundayım. Yaşam ve program. Bu programa. Her insan kendi bünyesinde bu programı yaşar. Gençlerimizin, çok akıllı gençlerimiz var. Çok üstün yetenekli çocuklarımız var. Lütfen yeteneklerinizi heder etmeyin derim.
Sadece alaylı ve mektepli yetişim istiyorum. Yeni çırak yetişmiyor. Tamam, yeni çırak yetişmiyor ama üniversitelerimizde ya da detaylı bakım yerlerimizde mesleğe yakınlık ve mesleğe öğretim birimleri adı altında çok güzel kurumlar var. Sadece pratik değil, hem alaylı hem mektepli. Mektepte ne öğreniyorsunuz? Yeterli değildir. Pratiğe dökmedikten sonra tezgah tozu yalamak deriz biz. Tezgah tozunu yalamadan maalesef iki elinizden birisinin yokluğu derecesindedir. Ve bundan gelecek beklenmez. Gelecek zeminini sabır ile detaylandırdıktan sonra hiç problem değildir. Başarı geldi mi gelmedi mi? Nasıl olsa gelecek. Bunun kaçar başka bir alternatifi yok. Ama dünyada hiçbir sihirli değnek yoktur. Dokundum 3 saniye, 5 saniye, 3 gün sonra, 5 gün sonra her şey yoluna girdi. Hayır. Böyle bir gerçek olmadığı gibi şunu anlatıyorum. Diyorum ki her gün elinizde değnek varmış gibi çalışın. Ama çok çalışın. Sektörümüzün en temel unsuru şudur. Yaptığınız işin bir mücevher, karşınızdaki insanı asırlar boyu cebinde taşıyabileceği, kasasında taşıyabileceği, nesilden nesile ulaşabileceği bir metal ve maden ile harmanlanıyorsunuz. Erozyona uğramıyor diğer unsurlar gibi. Tabii bunun içinde sizin ruhunuz, dününüz, bugününüz ve yarınızı aktaran bir meslek. Bana göre dünyanın en güzel mesleği. Halen öyle ve hiç değişmeyecek bir gerçekle. Peki ustam, birçok kişi yetiştirdiniz bu sektörümüz için. Kuyumculuk mesleği gelecekte nasıl görüyor ve nasıl yorumluyorsunuz? Yetiştirdiğim çocukların içinde hepsi kendi özverileriyle, kendi yeteneklerine aldıkları talim terbiyeyle ve düsturlarla zaten onlar güzel yerlere geldiler. Ben onlara evlat, onların yetiştirdiklerine de torun. Torunlara nasihatte bulunabilirim. Kendi çıraklarıma değil, onlar çünkü kemiği aldılar, mesleğin kemiğini aldılar. Ama onları yetiştireceklerine konuşurum. Lütfen teknolojik dünyaya bu kadar meyil vermeden kendi hayallerini kendi elleriyle meydana çıkartmak için çalışsınlar derim. Açık ustam, bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Gençlerimizin yolu açık olsun. Unutulmasın ki mücevher sektörü hiçbir zaman yok olmayacaktır. Yok eden insanlar olacaktır. O da düşük iş olarak görenler. Yok olmaya mahkum ama gerçek sanata, gerçek sanatçıya bu dünyada her zaman ekmek var. Çok teşekkür ederiz.